ifade eden o ortam içerisindeki arkadaşlar var. Durum bu. Şimdi Afşin Bey'e dönelim. Fatih Yaşlı'yla 3. bölümde de beraber olacağız zaten ama tabii ki bu konudaki görüşlerini merak ediyorum, konuşacağız. Az önce Mustafa Yeneroğlu dedi, Sinan Ateş döneminde de birçok kişi tehdit edildi, dövüldü. Bizzat Ayşe Ateş'in de dile getirdiği unsur bu. Zaten niye böyle yapıyorsun diye Ayşe Ateş sorduğunda Sinan Ateş, aksi takdirde beni cezalandırırlar şeklinde bir yaklaşımı olmuştu. Ve siz de bugün bizim İnan Demirel'in programında asıl meselede Ayşe Ateş'in bu açıklamayı yapması nedeniyle sizin de yaşadığınız bir döneme paylaştınız. Onu kısaca belki tekrar hatırlatmakta fayda var çünkü izlememiş olanlar vardır. Sizin de İmamoğlu'nu desteklemiş olmanız nedeniyle, bir tweetiniz nedeniyle bu konuda tehdit edildiğinizi söylemiştiniz değil mi o dönemde? Yani Sinan Ateş'in Ülke Ocakları Başkanlığı döneminde. Evet, ben bu konuyla alakalı, yani Sinan Ateş davası ile ilgili 18 aydır bir mücadelenin kendi çapında parçası olmak adına mücadeleyi omuzlayanlardan biriyim. Yani durumdan vazife çıkartanlardan biriyim. Kimse bana böyle bir yük vermemesine rağmen bunun bir sebebi var. O da Sinan'ı kimlerin öldürdüğünü biliyor olmak. Ve bundan sonra da bu ve benzeri hadiselerin yaşanmasının önüne geçmek ve Sinan'ın öldürülme mevzusunun öncesindeki bir sıra saldırının da Sinan'ın öldürülmesiyle doğrudan ilgili olduğunu biliyorum. Ve bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde zamanımıza, neslimize ve yaşadığımız döneme ait bir sorumluluğumuz olduğunu hissediyorum. Bazı şeylerin vebali insanların omzunda normal bir eşyanın taşınması gibi olmuyor. Daha ağır oluyor ve bunları dile getirmeniz gerekiyor. İnsanlara karşı bunları söylemeniz gerekiyor. Şimdi biz tabii 18 ay boyunca dilimiz döndüğünce bu işleri anlattık. Ama anlatmadıklarımız da vardı. Anlatmadıklarımız da oldu. Hala da var. Bunların bir kısmını özel sebeplerden, bir kısmını da ispatlayamayacağımız şeyleri dile getirdiğimizde karşı taraflarla uygulanmayan hukukun gelip bize uygulanmasının önüne geçmek için. Ama Sayın Ayşe Ateş bugün ifadesinde rahmetli eşinin döneminde bu tip saldırı ve tehditlerin olduğunu kendisi ifade edince, kendisi artık beyan edip dermeyan edip ileri sürünce ben de kendisini desteklemek adına ve söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu göstermek adına daha önce hiç anlatmadığım bir hadiseyi Sayın İnan Demirel'in programında anlattım. O da herhalde insanlar biraz ona fazla dikkat çektiler sanırım. Bayağı bir insanlar bana sordu vesaire. Kısaca sizin programınıza da izah edin. Şimdi mevzu şudur. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için bir tweet attık. 2017'de çünkü biz kendi yetiştiğimiz camiayla bütün bağlarımızı kopartmıştık. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye başlamışlardı. Tayyip Erdoğan benim için desteklenmesi kabul olunmayacak bir siyasi figürdür. Benim siyasi duruşumun içinde Tayyip Erdoğan bir karşıtlık ifade eder. Yandaşlık ifade etmez. O nedenle ben Tayyip Erdoğan'a verilen destekle birlikte referandum, 2017 referandumu ile birlikte bütün siyasi çizgimi dışarıda bırakmak suretiyle kendime yeni bir yol çizdim. Bu kapsamda 2019 yılında da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için bir tweet attım. Bu tweetin peşine o zaman Sinan Ateş genel başkandı. Sinan Ateş'in yanındaki görevli yetkili çocuklardan bir tanesi beni arayıp bu tweet'i kaldırmamı, aksi takdirde işte kötü şeyler olacağıyla ilgili bir telkinde bulundu. Daha doğrusu beni bir tehdit etti. Tabii bu olaydan sonra işte İmamoğlu seçildi, Sinan'ı görevden aldılar vesaire. 2021 yılında bana fiili bir saldırı oldu. İşte Selçuk Özdağ, bana ve Orhan Bey'e, üçümüze 20 saat içinde saldırı gerçekleşti.
Hatta bu şimdi bu Almanlar bizim bu ülkenin içiyle ilgilenmeye Yavuz çok Selim severler. Demirağ da var galiba. Ondan Yavuz önce. Selim Demirağ o gün değil. Bizden çok önce Yavuz abiye saldırdılar. 2000, Yavuz abiye 2019 ya da 2020 çok olabilir. Evet. Şimdi burada tabii bir şöyle de bir şey var Sayın evet. Ünlü. Konuları sizin vesilenizle tekrar hatırlatalım. Konulara tam hakim olmadan bazı gazeteci arkadaşlarımız veya konuyla ilgili bazı ilgili insanlar bir kronoloji veya bir set hazırlıyorlar. Burada bazı bilgiler yerine oturmadığında kamuoyu da yanlış bilgilenebiliyor. Çünkü bu sefer farklı anlamlar çıkabiliyor. Teyitli Doğru. bilgi vermekte fayda var. Şimdi bu Alman meclisine sordular. Merkel o zaman başkandı. Sol Parti bizim adımızı vererek, Selçuk Özdağ'ın benim ve Orhan Bey'in adını vererek dedi ki işte Avşin Hatipoğlu, Selçuk Özdağ, Orhan Uğurlu bunlara yapılan saldırıların bir benzerini Almanya'da bekliyor musunuz diye meclis kayıtlarına girdi. Hatta o zaman aradılar beni. Dediler ki ya hadi gözünü aydın falan ne oldu? Ya dedi iltica talebinde bulunursan Almanlar seni yarım saatte kabul eder falan. Ya dedim gidin kardeşim nelerle uğraşıyorsunuz falan öyle takılmıştım. Şimdi bu saldırı olduğu akşam rahmetli Sinan beni aradı. Dedi ki ya başkan geçmiş olsun vesaire. Ben de o zaman tabii biraz da sinirlendim. Yani şundan dolayı dedim ki ya sen şimdi geçmiş olsun diyorsun da beni ilk kez tehdit ettiren sendin. Yani bizim konuşmamızı, fikirlerimizi vesairemizi ileri sürmemizden rahatsız olan, siyasi tavrımızı değiştirmemizden rahatsız olan ve bu sebepten dolayı da bizi sen tehdit ettin. Sonra kendi aramızda bir konuşma oldu. Bizim onunla dostluğumuz eskiydi. Tabii sonra siyaseten aradığımıza mesafe girdi ama sonra konuştuk falan kapatırken dedim ki neyse dedim can sağlığı olsun. Biz dedim 3-4 tekme 4-5 yumrukla kurtardık da senin dedim durumun iyi değil. Bu adamlar seni büyük sıkıntıya sokacaklar dedim. Bunu unutma. Kendine ona göre bir çeki düzen ver. Ona göre bir yol haritası çiz. Bu işin şakası yok, bilgin olsun dedim. Ne yazık ki bu hadiseden 1,5 yıl sonra falan kendisi vefat etti. Bu olaydan sonra tabii işte Suat Başaran saldırısı, Ercüment Devlet Yahnici saldırısı, Çağrı Ünel saldırısı vesaire bir dizi daha saldırılar oldu. Bize yapılan saldırıdan sonrakileri söylüyorum. Öncekileri demiyorum işte. Levent, Buğra, Kavuncu vesaire irili ufaklı birçok hadise oldu. Şimdi Sinan Ateş olayını sadece Sinan Ateş olayı olarak değerlendirirseniz hata yaparsınız, hataya gidersiniz. Bu bir silsile, bu bir çizginin son koyulan noktası, zirvesi. Bunu bir bütün olarak değerlendirmeniz gerekir. İşte Ayşe Hanım'ın ifadeleri, o ifadelerden sonra bizim bu söylemiş olduğumuz tarihi yaşanmışlıklar. Hani bugün inanın programında onu da söyledim. Sayın Ayşe Ateş dedi ki bizim dedi dost bildiklerimiz dedi düşmanmış. Düşman bildiklerimiz de dostmuş. Dedim ki işte o düşman bilip dost olanlardan bir tanesi de bendim. Çünkü bunu ifade etmekte bir beis görmüyorum. Bu bir gerçektir. Rahmetli Sinan 30 Aralık 2022 tarihinde o vefat etmeseydi, o öldürülmeseydi de ben öldürülseydim benim aklımda başsağlığı mesajı bile yayınlamazdı. Net söyleyeyim size. Başsağlığı mesajı yayınlamazdı. Çünkü bana saldırı olduğunda telefon açtı ama hiçbir sosyal medyasından geçmiş olsun mesajı yayınlamadı. Çünkü Sinan çok yılmaz bir MHP'li ve çok katı bir neferdi. Cumhur İttifakı'nın da çok yüksek perdeden savunucusuydu. Onun bize başsağlığı mesajı dahi yazmayacağı bir iklimde biz 18 aydır onun nezdinde bu olayların ve bu geleceğimizin aydınlatılması için mücadele veriyoruz. Bundan da fahrediyoruz. Yani biz bundan mücadeleden gurur duyuyoruz. Keşke bunlar yaşanmasaydı da biz hiç bu mücadeleleri vermeseydik. O çocuklar babasız kalmasalardı. Yani bu işin kısa özeti biraz bu. Evet, Afşin Bey'in aslında daha önce de söylediği bir şey var. Onu da belki Fatih Yaşlı'ya sorayım. Sonra tekrar Mustafa Yeneroğlu'na dönüp
Bu konuyu tamamlarız. Afşin Bey daha önce demişti ki düzeltsin beni eğer yanlışım varsa. Bu işi çözerse vicdanlı solcular çözer. Diye bir cümleniz olmuştu galiba yine bizim kanalda. Yanlış mı düşünüyorum? Yok, doğru. Ben bakın şimdi biz bir günü bir gününe eşit yaşamayı bırakalı uzun yıllar oldu. Onun için her geçen günü kendimize tekamül kabul ediyoruz, ilerleme kabul ediyoruz. Doğru gördüğümüzü artık söyleyebiliyoruz, yutkunmuyoruz. Hatta Sayın Yeneroğlu burada, o gün mahkeme günü Sayın İdris Şahin'le yan yana oturduk mahkemede birinci gün. Kendisi böyle kısık sesle bana bir şey söyledi. Ya dedi şu salonlara, ikimiz de meslektaşız tabii İdris Bey'le, o da avukat. Ya dedi şu salonlara bak, bu salonlarda yargılama mı olur dedi. Yani bu solcular diyor da biz dinlemiyorduk. Adamlar haklıymış ya dedi. Mesela İdris Bey'le böyle aramızda bir şey geçti. Konuşma geçti. Şimdi şunu söylemekten bir beis duymuyorum ben. Sol itiraz kültürüyle neşet bulmuş bir ideoloji. Sağ ideali koruma üzerine, mukavemet üzerine neşet bulmuş bir siyasi ideoloji genel kapsamıyla. Sağa da ben hani genel kabul olsun, insanlar anlasın diye diyorum. Bu kadar basit değil de genel kabul olarak söylüyorum. Bakın 18 ay geçti. Eğer öldürülen bir solcu olsaydı ortak bildiri, ortak yürüyüş, imza kampanyaları, oturma eylemleri, açlık grevleri, aklınıza gelebilecek her türlü destinasyon, etkinlik, aksiyon, aktivite yapılırdı. Bir tane Türk milliyetçisi öldürüldü. Ocak Genel Başkanlığı yapmış bir Türk milliyetçisi öldürüldü. Pırıl pırıl bir adam, siyaseten farklı düşünürdük vesaire. İki tane çocuğun babası, tarihçi, kitap yayınlıyor, Atatürk'ü savunuyor, kendine göre bir faaliyetin içinde. Ya adam için 100 metre yürüyen olmadı. 100 metre evinden dükkana kadar yürüyen olmadı. Ortak bir bildiri yayınlayan olmadı. Toplu bir imza kampanyası yapılmadı. Kimseye gidin de açlık grevi, ölüm orucuna girin vesaire dediğimiz yok. Ama ortaya bir tepki koyulmadı. Dışa vurum yapılmadı. Böyle bir adet, böyle bir gelenek yok. Bunu ayıp görüyorlar. Ya da bunu zul görüyorlar. Kendi geçmişlerine hakaret görüyorlar. Kendi geçmişlerini yalanlamak görüyorlar. Yani korkuyorlar demek istemiyorum. O boyda mücadelesi olan adamların ben kolay kolay bir şeyden korkacaklarını çok tahmin etmiyorum. Ama bunları ortaya çıkmayı tercih etmiyorlar. Ayıp kabul ediyorlar. Mesela üniversitelerde biz solcularla kavga ederdik. Biz solculara saldırdığımızda, bizim başımız yarıldığında biz piyasaya çıkmazdık. Dayak yediğimiz görülmesin diye solcu hemen iki tane fotoğraf makinesini alırdı, kendi kafasından kan çıkarken resim çektirirdi, basın açıklaması yapardı. Biz mesela dayak evden çıkmıyoruz, utanırız ya falan, adam o pozisyonu hemen kamusallaştırmanın peşine gidiyordu. Bu bir genetik kod, bu bir gerçeklik. Şimdi bu olayda da böyle. Onun için bugün dedim ki ben Sayın Atilla Kaya ile Sayın Suat Başaran'ın Müsavat Bey'in yanında verdiği resim devrim niteliğinde bir resim. Daha önce olmayan bir şey. Olmayan bir olay. Yani toparlayacak olursam gerçekten bu iş buraya geldiyse solcular sayesinde geldi. Ben yani bizlerin veya bir kısmının yaptığının tabii ki kendine göre ağırlığı vardır ama televizyon ekranlarını, gazeteleri açmak, bu işi dillendirmek, partileri açmak vesaire gerçekten vicdanlı düşünen aydın solcuların bu işte emeği çok. Bu işte zaten bu işe buraya ancak siz getirirdiniz. Bunu da tarihe not etmek lazım. Peki. Fatih Yaşlı'dan da kısa bir değerlendirme alalım. Mustafa Yeneroğlu'yla tamamlamak istiyorum bu bölümü. Çünkü Fatih Bey'le biz bir sonraki bölümde de beraber olacağız. Fatih Bey buyurun. Zeynel Bey, ben biraz bu mesele üzerine azıcık uzun konuşmak isterim. Çünkü bu mesele başka bir yerden akademisyen olarak beni ilgilendirir. MHP tarihi üzerine, ülkücü hareket üzerine iyi kötü bir şeyler yazmış. Tabii. Yani futbol meselesini birazdan konuşuruz. Ben zaten futbolu konuşmam. Onun da siyasi boyutunu konuşuruz. Bir sonraki bölümde de konuşuruz sizinle diye söyledim Fatih Bey. Çünkü 10 dakikamız kaldı da onun için. Tamam.
Ben Afşin Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Dedi ki kendisi, işte eğer bir solcu, sosyalist, devrimci öldürülseydi, solcular, sosyalistler, devrimciler bu işin peşini bırakmazdı. İşte basın açıklaması yapardı, imza kampanyası başlatırdı.